Hadi beyler hadi. Çabuk biraz. Matbaa bekliyor. Oo. Tamam, abi bitiyor tamam. İşte tamam. Köşenin son karikatürü. Makineler beklemez abi biliyoruz. Bana cevap yetiştirme Ömür. Dilin değil elin çalışsın. Tamam abi kızma. Adil abi bitti. Bakayım. Eline sağlık Ufuk. Çok güzel olmuş. Gebe Salih doğurdu be. Siz hala pinekleyin. Yuh. Bitiyor abi az kaldı ya. Kaçıyor musun hemen? Kaçayım abi. Acayip yorgunum. Tamam hadi git. Haftaya görüşürüz. Görüşürüz abi. Hadi kolay gelsin herkese. Görüşürüz. Eyvallah. Eyvallah. Kes sesini. Cihan? Cihan ya. 6 aydır ekmeğini yediğin adam. Ne diyorsun oğlum sen? Ne saçmalıyorsun? Gebe Salih'i satmışsın pelikana. Ben çizmiştim lan Salih'i. Delirdin mi sen be? Beraber yapmadık mı? Ha madem beraber yaptık üstüne yatayım dedin öyle mi? Askerdeydin oğlum sen. Haber veremedim sana. Bıraksana be. Askerlik falan yok ulan kaçtım. Ne? Manyak mısın oğlum sen? Manyağım ulan manyağım. Ama senin gibi hırsız değilim. Bırak. Bırak beni be. Ne yapıyorsun? Çek şunu be! Ne yapıyorsun? Biz hala parasız pulsuz sürünelim, Ufuk Bey'imiz pelikanı atsın kapağı. Oh ne hala! Cihan yapma! Delir mi oğlum? Bir kaza çıkacak elinden. Çıkarsa çıksın lan! Aa, yapma! Daha önce böyle bir şey gören var mı? Hiç sanmıyorum. Büyük ihtimalle kan kaybından ölmüş. Kimlik çıktı mı üzerinden? Evet. Ufuk Akdeniz'miş ismi. Ufuk Akdeniz. Tabii ya. Karikatürist bu çocuk. Emin misin? Evet. Hatta bu duvardaki de... Bilindik bir çizim mi? Galiba. Başkomiserim, şahıs evet. Öleni tanıyor. Merhaba. Merhaba. Şahsı Gebe tanıyor musunuz? O duvardaki. Ufuk'un dergimize çizdiği karakter. Siz kimsiniz beyefendi? Adil Yaşarcan. Pelikan dergisinin sahibiyim. Ufuk. Ufuk'a bunu kim yapmış olabilir? Tamam sakin olun. Araştırıyoruz. Bulacağız merak etmeyin. İfade için bizimle merkeze gelmeniz gerekiyor Adil Bey. Tabii. Buyurun. Hadi. Buyurun. Sana ihtiyacımız yok Ufuk. Salih'le ben sen olmadan da gayet güzel yaşarız. Evet. Gelelim şu karikatürist cinayetine. Ne var elimizde? Dahası kim bu adam? Pelikan diye bir dergi var Rıza Baba. Mizah dergisi. Ölen Ufuk Bayraktar, orada karikatür çizen bir genç. Dergi sahibini aldık sorguya. Ufuk'tan yana kimsenin hiçbir problemi yoktu diyor. İşinde, gücünde, sessiz, sakin bir genç. Olay yerindeki bulgulara göre iş hırsızlık değil. Ne cüzdanı çalınmış Ufuk'un ne de çantasındaki bir miktar para. Ya bir de bu duvar çizimi bana enteresan geldi. Adamın kendi çizimi değil mi? Gebe Salih ha? Evet o. Ölmeden önce kendi mi çizmiş onu oraya? Saçma değil mi sizce? Bence de saçma. Yalnız dergi sahibinin söylediğine göre çizim orijinaline çok yakınmış. Yani ya Ufuk çizmiş onu oraya ya da o çizgilere en az onun kadar hakim bir başkası. Ya... Ben de derdim ki kendi kendime, görmediğim cinayet kalmadı. İşe bak, erken konuşmuşuz. Böyle tiplerin ne işi olur suçla, cinayetle? Anlamış değilim. Gerçi ben bunların ne iş yaptığını, nasıl yaşadığını da tam olarak anlamış değilim ama... ...sonuçta işin mizahla bir ilgisi kalmadı. Gidip kurcalayın etrafı. Çocuğun evine bakın. Sık sık gittiği, takıldığı yerlere. Bir grup da dergiye gitsin. Diğer çalışanlarla da görüşün. Yapın işte bir şeyler, hadi.
Tabii Zavva. Karikatür cinayeti. Bir bu eksik daha. Bu dergi haftalık çıkıyor değil mi? Evet, haftalık. Bu Ufuk'un masası neresi? Şu köşedeki. Ha, tamam, sağ ol. Kolay gelsin. Sen tanıyor musun Ufuk'u? Evet, tanıyorum. Arkadaşın mıydı? Aranızda bir şey var mıydı? Sorun falan var mıydı yani? Yok. Ne zamandır Ufuk burada? 6 ay falan. İyi miydi aranız, iyi miydi? Yani tartıştığı biri var mıydı? Yok, bizim burası sakindir zaten. Öyle kavga gürültü olmaz. Belli belli. Hepiniz hümanist çocuklarsınız. Sizin derginin bayağı sıkı takipçileri varmış, öyle diyorlar. Evet. Daha çok gençler takip eder ama her yaştan okuyucumuz var. Anladım. Peki bu okuyucuların değişik ya da rahatsız edici davranışları olur mu size karşı veya diğer çizen arkadaşlara karşı? Çok nadir olur ama öyle saldırı gibi değil. Daha çok ısrar gibi. Sık sık telefon etme, mail atma falan. Aramız iyidir bizim okurlarımızla. Amatör çizim günleri düzenleriz. Hatta genç okurlarımızla cuma günleri. Bunları sen mi çizdin? Evet, ben çizdim. Bayağı iyiymiş ya. Dün gece buradaydınız yani hepiniz. İlk Ufuk mu çıktı demiştin? Evet, işini erken bitirdi çıktı. Hepimiz buradaydık. Neredeyse bütün dergi çalışanları. Sabaha kadar oturanlar oldu. Teker teker dağıldı millet. Daha önce de kaybettiğimiz arkadaşlarımız oldu. Ustalarımız oldu. Ama böyle değil. Anlıyorum. Zor bir durum tabii. Adil Bey, size gelmiş bu zarf. Direkt posta kutusuna bırakmışlar. İsim de yok üstünde. Allah Allah. Kim ki? Açın lütfen. Bu gebe Salih. Ufuk'un çizimleri mi? Bir saniye. Kamuran baksana. Hı? Bu Ufuk'un çizimleri mi? Bakayım. Değil abi ama çok benziyor. Çizen adam CK diye imzalamış. İsminin baş harfleri mi bunlar? Adil Bey, başka bir şey var mı zarfta acaba? Bir bakayım. Üzülmeyin. Gebe Salih yaşayacak. Okuyucudan falan gelmiş olmasın? İsim yok ki zarfın üstünde. Ben bunları hemen incelemeye alıyorum. Bu CK her kimse bu cinayetle mutlaka bir ilgisi var. Tamam, sağ olun. Kapıcı da şaşırdı Ufuk'un ölümüne. Sessiz sedasız bir gençti diyor. Herkes aynı şeyi söylüyor. Sinirim bozuluyor artık ya. Bir koku mu var? Evet. Kağıt yanığı kokusu gibi. Buradan galiba. Bu ne be? Ufuk yapmamış bunu. Küller hala sıcak. O zaman başka birisi girdi içeri ha? Ufuk'un üzerinden dairenin anahtarı çıkmış mıydı? Hayır. Hayır, çıkmamıştı. Bugün bu daireye birisi girdi. Ufuk'un üzerinden anahtarı alan, evinin yerinde bilen birisi. Yani katil mi diyorsun? Alo. Alo, Adil'e şarjını ver bana. Adil benim, sen kimsin? Ben yeni çizerim. Ne? Ne diyorsun sen? Ufuk'un yerine Gebe Salih'i ben çizeceğim bundan sonra. Saçmalama. Neden, beğenmedin mi gönderdiklerimi? Sen ha? Ben tabii. Nasıl güzel çizmiş miyim? Sen. Zaten benden kapmıştı Ufuk Salih'i. Onun esas sahibi benim yani. Ne zaman başlayayım çalışmaya? Polis her yerde arıyor seni. Kaçamazsın, saklanamazsın. Bu dergiyi de unut, Allah'ın manyağı. Ufuk'un evinde yapılan parmak izi taramasıyla dergiye gelen zarftan alınan örnekler karşılaştırıldı Rıza Baba. Sistemle çapraz taradık ama emniyetten bir kayıt çıkmadı. Bu kötü işte. Emniyetten çıkmadı ama askeri veri tabanından şahsı tespit ettik. He. Cihan Kurtulan isimli firari er. Cihan Kurtulan? Yani CK. Böyle imzalamıştı çizimlerini. İyi de Cihan Ufuk'la ne ilgisi var? Bu ikisi aynı liseden mezun abi. Ufuk'un evinde çıkan yıllıktan Cihan'ın fotoğrafını bulduk. İşte.
Manyağı tespit ettik. Nerede çıkacak ortaya onu da bir bilsek. Takıntılı bir tip olduğu belli. Sessizce uzaklaşıp izini kaybettirecek birine benzemiyor. Doğru. Mutlaka bir hamle yapacaktır. Amirim, Pelikan dergisinden Adil Yaşarcan aradı. Galiba katil dergiye telefon etmiş. İşte bu. Tehdit mi etmiş? Onun gibi bir şey. Hah, etmese şaşardım zaten. Allah'ım manyağı. Derginin öndeki resmi ekibi uyarın. Siz de gidip telefonu inceleyin. Adam tekrar arayabilir. Yerini tespit etmemiz çok önemli. Hadi fırlayın çocuklar, hadi. Arkadaşlar, içinde bulunduğumuz durumu biliyorsunuz. İsteyenler evlerinde çizimlerine devam edebilirler. Abi, başka bir ofise mi geçsek ya da... Hayır. Ben dergimi deli bozuk bir adamın insafına emanet etmem. Ondan korkup işime sırt çevirmem. Çeviremem. Ama korkularınızı anlıyorum. Haklısınız da. O yüzden gitmek isteyen gidebilir. Darılmaca, gücenmece de olmaz. Merak etmeyin. Abi, sen kalırsan biz de kalırız. Seni yalnız bırakacak değiliz abi. Gelene bir çay da biz ikram ederiz. Ederiz, ederiz Metin'cim. Kolay gelsin. Buyurun, sağ olun. Sipariş getirmiştim yukarı. Yukarı mı? Bir kontrol edebilir miyim? Buyurun. Siparişi getir. Ben sipariş vermedim canım. Arkadaşlar, kim sipariş verdi? Ben vermedim. Yok yok, bunu sen sipariş ettin. Sen, sen benim yüzüme nasıl kulağımı kapatırsın lan? Ne olur şu? Yaklaşmayın gebertin. Buyurun. Kolay gelsin. Var mı bir hareket? Yok komiserim, sakin. Tamam. Kolay gelsin. Sağ olun. Ne oluyor burada? Yukarıda. Katil yukarıda. Ne? Ne diyorsun sen ya? Adil Bey rehin aldı. Tamam, siz çıkın çabuk. Çabuk. Hadi hadi hadi. Hadi. Yaklaşmayın, atarım aşağı. Çıkın buradan. Kendinizi kurtarın. Çıkın dedim size. Bırak, bırak Adil abi. Dinleyin sözünü. Benim hesabım bu. Yapmayın, harcatmayın kendinizi. Kıpırdama polis. Bırak adamı Cihan. Bırak diyorum sana. İsmimi öğrendiniz değil mi? Her şeyi öğrendim. Bırak o bıçağı, konuşalım. Olmaz. Hiçbir yere kaçamazsın oğlum. Daha fazla batma. Hadi bırak. Kaçmak isteyen kim be? Atarım bu adamı aşağı. Yaklaşmayın, kendimi de sallarım. İkimizin de parçasını bulamazsınız. Gidin buradan. Bence zaten sen öl. Çünkü taklitçinin tekisin ve taklitçi olarak da kalacaksın. İşte senin yaptığın bu. Orijinali de bu. Çizgilerin ne kadar kötü, görüyor musun? Gebezali ben yarattım. Ondan daha iyi çiziyorum. Sen kimsin beni yargılıyorsun be? Hiçbir zaman karikatürist olamayacaksın. Katilin tekisin sen. Askere gitmeseydim ben çizecektim bunu. Ben. Askere gitmeseydin bile çizemezdin. Neden biliyor musun? Çünkü bütün mizahçılarda olmayan fazla bir şey var sende. Sen kötüsün Cihan. Kötü. Görüyor musun? Yeter! Gel. Ben çizecektim. Sakin ol. Ben buldum onu. Ben çizecektim. İyi misiniz?